Herkese selamlar Ayhan Kayan Borsa ise Yatırım Ekonomi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Taze halka arzarı ve videonun açıklama kısmında bulabileceğiniz Telegram kanalından gelen e, hissetleri inceleyeceğim bu videoda. Herhangi bir yatırım tavsiyesi olmadan Telegram kanalında gelen hisseler de genelde yeni borsaya gelen yatırımcılar halka arz ile beraber geldiği için taze halka arz olmuş videolar oluyor. E, borsamız kötü durumda. E, geçen hafta zaten borsamız çöktü gibi bir e, spoiler verici bir video yapmıştım. Oradaki o videoyu tekrar izleyebilirsiniz. Oradakilerle görüşlerim hala aynı. Ülkedeki belirsizlik aslında bir kaosun belli olduğu noktaya geldi. Bugünkü mitingden de gördünüz. Ee, dil çok sert. Ee, ülke bölüştürülmeye çalışılıyor. Ee, i̇şte öbür tarafa Allahsız, kitapsız şu bu. Neyse bu konulara girmeyin. Ülke kötü, belirsiz ve borsamızda tabii ki de bu belirsizlik ortamında çökecek. Bizim borsamız 500 dolar civarlarındaydı. 500 dolar şu anki parasıyla 10.000 puandı. Şu an 4.000 puanlarda. Ülkede değişmezse bir şeyler bizim borsamızda kötü gitmeye devam edecektir. Onu da söyleyeyim. O yüzden de birazcık akıllı insanlara oy vermemiz lazım. Eğitimli insanlara oy vermemiz lazım. Bunu yaparsak borsamızda bizim güzel diğer Yabancı ülkelerde olduğu gibi Hindistan borsasını açın bakın Rusya borsasını açın bakın son 5 senede oradaki borsaya yatırım yapan borsayı bilen insanlar ne paralar kazanmış bizim borsamızda 2018'de giren tutan adam ne paralar kaybetmiş bunlara bir bakın yani borsamız TL'miz önemlidir buna değer verilmesi lazım deli gibi TL basılıyor şu an çünkü ülke yönetilemediği için deli gibi TL basılıyor ve bu TL basımı bizim önümüzdeki 5-10 senemize ne olursa olsun dert olacak öyle bir ortamdayız. Bu ortamda tabii ki de borsamızda kötü. Ee, ben de bu videoda taze halk arzları inceleyeceğim. Ee, yatırım tavsiyesi vermeden kanalıma abone değilseniz Abone olmayı ve video sonunda beğenirseniz de e, videoyu beğenmeyi unutmayın diyeyim ve başlayayım. CVEN ilk gününü atlattı arkadaşlar. Ee, yoğun bir talep vardı. En çok tarih boyunca en çok talep edilen halk arz oldu. CV enerji büyük bir halk arz olduğunu unutmamak lazım. Şu an için tavanda ilk günün sonunda 2 milyon 600 binden fazla lot yani 300 milyon TL'lik bir emir vardı. Lotları sadece 0.29'u el değiştirdi. Bu da bize büyük ihtimal hafta başlangıcında rahat bir gün bekliyor olsa da ben açıkçası kendim büyük bir halk arz olduğu için hafta bitmeden sanki elimden çıkarabilirim. Hani öyle o muhteşem aşık olduğum bir şirket dediler ama benim kendi görüşümdür. İşin tersi temel değerlere baktığımızda bizi borsa yanıltıyor. Çok da temel değerlere bakmayıp trende de bakmak lazım ve şu an enerji trendi var ve CV de yatırımcılar tarafından sevilmiş bir şirket. Güzel de bir halka arzı, fiyat olarak da çok kötü değildi. Ya yani enerji hype'ını çok kullanmamışlardı. Buna dikkat etmek lazım ama şahsen ben pazartesi Hatta büyük ihtimal Sala'da bu hisseyi çok kolay satmayı düşünmem gibi duruyor şu an için. E, tabii ki de bu görüşüm değişebilir. Ama yarın satmam. Green Türk arkadaşlar. Ben bu halka arzı çok ucuz buldum ve unutacağımı söylemiştim. Tabanda 4.4 milyon not emirle kapadı. Tabanda 100 milyon TL'den fazla bir emir var. Yani bu hisseyi ben şahsen elimde tutacağım. E, ne zaman ekleriz? Şimdi videonun sonuna geldikçe Göknur'dan Eksun'dan bahsedeceğiz. Öyle artık bundan 2-3 ay önce olsaydı borsa güzel olsaydı belli bir evreden sonra ekleyip yine para kazanırdık. Ama öyle bir ortam yok. Yani sütten ağzımız yandı. Ben Akfen'de ekleme yapmıştım. E, kaba tabirle patates oldum. O yüzden Akfen'de yaptığım hatayı şimdilik yapmayacağım. Green Türk'ü eklemek isterim. Green Türk'ü ne zaman eklerim? Borsanın durumuna göre böyle 20 liraya gelirse 20 bin lira dadanırsa e, ben Green Türk'ü uzun vadeli almak isterim. Ama şu an için e, bu borsada almam satmam da ama bizi yarın volatil bir gün bekleyecek. Traderlar için avantaj olabilir. Ben eksiye gidip bir gün içinde tekrardan artıları görebileceğini düşünüyorum. Bu kadar taban demir olmasına rağmen. Çünkü Green Türk e, güzel bir halkardı. Euro Power 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. tabanı yaptı. 8'de bir bozdu. 9. günü de birazcık direndi ve 10. günde tabanda. Tabanda bitirdi. Euro Power tabanda bitirdi. 10. gününde ee, ama çok da bir lot emir yok. Onu söyleyeyim. Son sınırla tabanda bitirdi. 217 bin lot emir varmış. Çok fazla bir emir değil. Ee, Euro Power da kısmen büyük oldu yani. Europower'ı Euro Power'ı ben unutmayı düşünüyorum. Gelecekte temettü vereceklerini düşünüyorum. Bu fiyatlardan daha iyi fiyatlara gelebileceğini düşünüyorum. Unutmak mantıklı ama şu fiyatlardan yine dediğim gibi normalde olsa ekleme yapmaya çalışırdım ama şu fiyatlardan da ekleme yapmam. Ama gelip mesela 60 liralarının altına inerse de bir deneyebilirim. Birazcık ufak ufak hani lot sayımı yükseltmek için deneyebilirim. Elinde olanlar için e, çok bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Tavandan alanlar yanlış bir karardır. Böyle bir e, artık şu tavandan alma olayına birazcık dikkat etmemiz lazım. E, seçim ikinci tura kalırsa sıkıntı olur. İktidar e, iktidar değişmezse sıkıntı olur. İktidar değişirse her şey günlük gülistanlık mı olacak? Hayır hani öyle bir şey de demiyoruz. Ama iktidar değişirse hiç değilse bir umut olur. Ama yine de şey e, belli olmaz. Tavandan amura dikkat, emire dikkat etmemiz lazım. Ama Euro Power'da tavandan emir girenler çok yüklü girmedikleri müddetçe sabrederlerse sanki e, bir sene sonradır ya altı ay sonradır, üç ay sonradır e, üzülmezler. Biraz sabır etmeleri lazım. Exxon e, tam bir ara ekledik 60 küsurlardan vazgeçtik sattık pes ettik ve iyi ki pes etmişiz ve neredeyse e, halk arz fiyatının %20 yukarılarına geldi. Normal şartlarda Exxon bu fiyattan alınır ama şunu unutmayalım borsa çok düştü ve daha ucuz şirketlerde var. Yani insan Exxon alacağıma daha ucuz gıda şirketleri de bulabilirim o yüzden ben bu fiyattan da Exxon'u hala almam. E, şuralardan girenleri artık maalesef geçmiş olsun. Şu fiyatları daha ne zaman görür bilmiyorum. E, ekleme yapar mıyım? Gerçekten e, şu borsada bunun yerine ekleme yapacağımı gider tüpraş çim salırım sanki. Hani e, ya da işte illerde inceleyeceğiz. Başka hisseler alırım gibi geliyor. Akfen. Halka ağrısı on %12 üstüne falan geldi. E, alır mıyım? Almam. Çok incelemek de istemiyorum çok soruluyor ancak zararla sattım. E, Euro Powerda mesela şu var, Europower, Astor da bunu yapmıştı. E, fiyat yükseldikçe ihaleler açıkladılar. Zaten para basan şirketler, ihaleler açıkladılar. Akfen de öyle bir şey gördük mi? Çok formalite şeyler gördük. Şirkete çok da e, temel anlamda bana bir şeyler vermediği için hala ve bu arz, kötü halkarız stilinden dolayı. Halk arz fiyatının altına düşse bile Akfen'i almayabilirim. EY, GYO kaç kere al sat yaptık. Uzun süredir pusudaydık. Sabırla bekledik. E, düşen borsaya rağmen ne yaptı? Yine bir atak yaptı. Ancak atak yaptı. Bakın çok volatil riskli bir kağıt. 10 günde e, 1, 2, 1 dakika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 iş gününde ne kadar düşmüş mesela bakalım. 7 iş gününde %30 falan düştü. Böyle bir kağıt. Yani bunu böyle yaptılar. Aslında ben temel anlamda fiyat olarak sevdiğim bir e, hissi olduğunu söyleyebilirim ve 18 liraya mı geldi şu an? 18-20 y e, için arkadaşlar ucuzdur. Alır mıyım? Yani işte riskli ama ben sanırım biraz daha geri çekilirse pazartesi riskli bir şekilde çok az bir miktar beni üzmeyecek. Kaybolsa %30, %40 erise bile üzmeyecek bir miktar. Bir alım deneyeceğim. Çünkü bu kağıt borsa kötü olsa bile şöyle bir kağıt. Bununla ilgili bana çok teşekkür edenler de oldu. O zaman da demiştim. Bunu al sat kağıdıdır demiştim. en son videomda ne zamandı? EGYO'yu inceledikten sonra çok güzel kazandırdı. Sanırım şurasıydı. Şu video olması lazım. Yok, 3 ay önceymiş o. Eee güzel kazandırdım. Sanırım şu video olması lazım. Bir ay önce EYG yine incelemiştim. Gelir saldırı. O yüzden de sonra, kanalıma sonra, abone olun. Ben bu fiyatlardan kullanan bir şirket. Ben, ben ÖZSÜBAR. Çok... EYG -Yoyu. E YOY'u bakın burada 18 liradan bu videoda 18 liradan araştırmışım ve önermişim. 18 liradan şuralardan yakaladık ve 24-25'e gitti. Yine öyle oldu. Türk Hava Yolları çok soruluyor. Türk Hava Yolları arkadaşlar e, fiyatı artık e, komik seviyede yani şu an komik seviyelerde. Komik seviyelerde olması düşmez anlamına mı geliyor? Hayır. Öyle bir anlama gelmiyor. Ben uzun vade dayanırım. Ülkeme de inanıyorum diyenler varsa Türk Hava Yolları e, olası değişiklikte bu arada ülkeye öyle çok hani iktidar değişirse yabancı para gelecek mi gelecek öyle utopik hayallerim de yok bu arada. Hani e, iktidar değişerse de Dediğim gibi gelenlere de çok şey yapmıyorum. Değişmesi lazım ama yani böyle beni şeyde sanmayın. Ee, var yani ya biraz iktidarı eleştirince ama sizinkilerde şöyle oğlum benim izinkilerim yok. Ben desteklemiyorum zaten. Ben e, solcu da değilim yani. Yabancı para akacak. Yabancı para öyle kolay akacak bir yabancı para yok. Onu söyleyeyim. Ancak yabancı biraz olsun gelirse Türk Hava Yolları ilk alacağı hisselerden biridir. Bu ihtimali hazırlık olması açısından bile Türk Hava Yolları her türlü alınabilir. Benim de gözlemimde ben Pegasus'u tercih etmiştim. Hani havacılıkta ve evet, TAV'ı tercih etmiştim. Bu kararımı da gözden geçirecek miyim bilmiyorum. Şu an için bir sıkıntı yok ama e, Türk Hava Yolları'nı böyle bir 120 binlerin altına gelirse şu Fibonacci seviyesinden sanki denenebilir gibi geliyor. Yukarıdan maliyetlenen olsun, aşağıdan maliyetlenenler olsun. Almayı düşünenler kesinlikle kademeli almalı lazım. Ama Türk Hava Yolları şu anki fiyatı defter değerinin %30 altında bir şirketten bahsediyoruz. Bunu böyle bırakılmaz. Türk Hava Yolları yatırımcısının üzülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ama alım için sanki birazcık daha geri çekilecekmiş. Hatta 200 günlük ortalamalara şu kaos ortamında yani 110-115 liralara gelirse şaşırır mıyım? Vallahi şaşırmam. 107'lere gelirse de şaşırmam. Hani kötü ihtimali de söylüyorum. Göknur soruluyordu. Neden soruluyordu dedik? Vallahi yani gördüm, çok oldum halk arz fiyatının %10 fazlasına gelmiş. Kaç ay önce halk arz olmuş? 2 e, ay önce Mart, Nisan, Mayıs. Mart, Nisan, Mayıs. 2 ay önce halk arz olmuş ve halk arz fiyatının %10'una gelmiş. Yani enflasyonu düşünürsek iskontolu fiyatına gelmiş gibi bir şey olmuş. E, alınır mı? Valla işte dediğim gibi Akfen'de de dedim. Mesela Akfen alınır mı? Magen var. Yani ucuz şirketler var. Göknur alınır mı? E, Ulu var. Ulun da çok ucuz. Şimdi bakınca o da e, çok ucuzlamış. Yayla gıda var mesela o da çok ucuzlamış. Yani ucuzladığı artık aşmamız lazım. Evet çok düştü. Tepeden alanlara geçmiş olsun. Gök e, Göknur alır mıyım? Göknur vallahi almam. Yani başka gıda alacaksan başka şirketler bakarım. Göknur'u e, alma. Fiyat istikrar falan yok muydu ya bunun? Yani bu kadar düşmesiyle gerçekten üzücü. E, Söyleyeceklerim bu kadar. Videoda uzadı biraz. Birazcık konu dışına saptım. Özür dilerim. Beni Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Ayhan Kayan 14 yazarsanız. Youtube kanalıma abone olmanızı ve iyi kötü yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlamamı istediğiniz her hafta böyle videoda yapmaya çalışıyorum. Hisse varsa da yine yorum kısmına yazabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakınız.